Arkadaşlar herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimizde Saber var. Karşı takıma feni falan çekilince ben de bir Saber alayım dedim. Bayağıdır zaten videosunu da çekmiyorduk. Bana birazcık vesile olduğu gibi oldu. Picklerimiz de gayet güzel oldu. CC konusunda bayağı iyiyiz. Beleriğimiz falan var. Hepsini bozuyor Belerik. Yanı sıra Lapumuz var, öncümüz gayet iyi. Nathan'ımız zaten Belerik'le Lapu'nun arkasından eritemeyeceği pik yok karşıda. Bende de Saber var. Sağdan soldan solo kill toplayacağız. Dilenci gibi bir canları falan çalmaya çalışacağız. Kill dileneceğiz birazcık takımdan. Uzayan oyunda da önümüze gelene tek atacağız. Bakalım, her zaman Legend kostümle oynuyordum. Bu sefer de Epic'le oynayayım dedim. Onimaru, Animaru her neyse. Şimdi arkadaşlar, Red'den başlıyoruz. Karşınızda Fini varsa daima Red'den başlayınız. Yine öğretici tarzda ilerleyeyim biraz. Nedeni de şu. Eğer maviden başlarsanız gördüğünüz gibi şurası dümdüz bir yol. İki iple gelebiliyor buraya. Aa, ne oldu lan, böyle benim etrafımda bir şeyler çıktı. Ne bu? Bilemedim ama neyse. Buraya da gelme şansı yüksek. Çok iyi bir oyuncuysa buraya da hızlı bir şekilde gelebilir. O yüzden çalıya çektim. Çalıda kesiyorum gayet temiz bir şekilde. Şimdi maviden başlayıp red'e gittiğiniz zaman dediğim gibi dümdüz bir yol olduğu için iki iple geliyor ve sizin buff'ınıza çöküyor. Çarp atar, red'inizi çalar. Ondan sonra mavi de aldırmaz size. Aha, görüyorsunuz işte. Hızlı geliyor. Ver bakalım şuradan bir avcı. Ben de pozisyona doğru koşuyorum. Çok iyi. Hala burada bir Akdeniz var. Ya sen de hala beni zonlamaya çalışıyorsun be paşam. 4 olacağım. Beyni var adamın. Gördü çıktı geri. Evet, üst lane çok riskli. Ölecek. Aynen öyle. Bence Toss bayağı daha karlı. Çok iyi ve tertemiz oynadım burayı da, devam edilmez. Şimdi buff'ları dönüp seri bir şekilde üste kaçacağım. Roger'ın saflaştırı var ama. Çocuk sen gerçekten delisin bu arada, net söylüyorum. Çok güzel be. Tam vaktinde yetiştim, al sana da 5. Buna hiç girmeyeceğim. Farm atıyorum şu an. Normalde üste gidecektim ama Belerik birazcık benim şeyi bozdu. Geleceğim kardeşim. Bizimkiler bari gitse oraya. Aynen, birazcık destekleseler yetecek. Ama görüş verdiler. Biraz daha kapalı kutu gibi gidebilirlerdi. Şimdi Kufra da orada. Riski çok güzel tuttunuz. Geliyorum. Vay. Okey. Çalı avantajı kullandı. Sevmediğim şey. Çalı avantajlarını hiç sevmem. Kanka bu çocuk sana oynayacak. Sana oynadığı gibi ben de onu oynayacağım. Aynen bak. Güzel. Mantıklı. Şurada bir yerde pusuyordur ya. Bak Roger da yeltendi buraya. Çok güzel. Neyse, bunu uğraşmayacağım. Şimdi Kufra gelir, Fini gelir, o gelir, bu gelir. Gerek yok. Çalılara da yaklaşmıyorum. Sadece paşa paşa farmımı alacağım. Bizimkiler iyi darlıyor, güzel darlıyor da. Bende hiç kaynak yok ki.
Gayet iyi. Geldiğini gördüm Julian'ın. Abi atabilseydim çarp güzel olacaktı. Anasını satayım. Nasıl? Arkadaşları çok saçma değil mi? Bir tane skill nasıl vuruyor bu kadar ya? Bir vardım bir yok oldum. Neyse. CC öyle çok muazzam seviyede değil. Acaba diyorum ama neyse alacağız mecbur ya. Başka ne alabilirim ki? Başka bir şey alamam. Güzel tutmuş ama. Çok iyi. Çok fight atıyor bizim takım. Özellikle eksik fight atıyorlar yani. Sorun. Alınacak mesela bufflarım oluyor. Tosba yüzümün içine bakıyor beni al diye. Bizimkiler paso fight'ta. Şu Julien'i bir tokatlasam şurada. Açılmaz ki. Ya birader. Çok güzel. Son anda kaçtı diyecektim. Kaçamadı. İyi oldu. Aa buna buff gelmiş. Aa bunu atınca böyle... Ana güzel olmuş lan. Tam oyun yapmalık. Sevdim. Bak şimdi böyle gidiyorsun. Hop zıplıyor. Harika. Ben de ilk oyunun ilk dakikasında bu neden etrafımda böyle bir şey çıkıyor demiştim. Hayır hocam. Avımı asla kaçırmam. Gelin bir tosbağa keselim. Ama bunlar bilenecek buraya. Oğlum. Çok iyi lan. Bak ben bu sıçrama olayını çok beğendim arkadaşlar. Net söylüyorum size. Sıçrama olayı çok hoşuma gitti. Bu çocuk burayı rahatça atacak zaten. Şurada pusmama gerek yok. Şimdi bir tane de şunu alalım. Güzel. Ya bayılıyorum böyle şeylere ya. Tam kucağımın üstüne doğru geliyor adam. Ölümüne doğru. Pozisyon güzel. Tam yapılık. Değerlendirebilirlerse. Hepsi toplu bir de ha. Oğlum bu Aruslar var ya hiç şakaya gelmiyor. Çok iyi. Beni gelecek benim ultimin olduğunu bilmiyor. Abi çok güzel ya. yeşilciğimiz yok burada. Oğlum bunları kim tuzladı böyle? Helal kardeşime. Bunu kesemem. O benim için ağır bir taş. Ulti bastığım an ulti basabiliyor çünkü. Yani uğraşmaya gerek yok. Garanti killer varken saldırmayı istiyor. Tabii salacaksın lan. Ben de böyle toksiklik yapanlara daha çok toksiklik yapıyorum işte. Kudurtasın var şu an onu. Maç işte oyna. Buraya kadar gelmiş. Buradan gerisini salsan ne oynasan ne. Belki kan bekleyeceksin değil mi?
Güzel. Çok iyi. Beyler siz bir açılın bakalım, ultim hala duruyorken Fen'i yavlarım ben gelirse. Nathan'a gider herhalde. Yok. Abi nasıl kapatıyorlar beni, önlü arkalı bunlar? Teşkilat mıdır? Tarikat mıdır? İyi anlaştılar, güzel şey ettiler beni. Beleriye baksana. Ultisi olsa ikisini de kesecek neredeyse şakal. Nathan iyi girdi de bir tık... Abi Nathan kritik mi kasıyor? İlginç, bu sezon ilk defa kritik kasan görüyorum. Normalde Starlium tırpanlı falan bir buit kasıyorlar buna. Yani saniyede böyle birçok kişiyi tekleyebiliyor bak, saniyede. Şakasız abartsız. Çallara pek yakın durmayı, bir de sabit oynamayı oyunu sevmiyorum. Böyle dümdüz koşmaktan yere böyle hep hareketli oynamayı seviyorum ki çalıdan biri zıplar, biri pusu kurar. Bu gibi şeyler işte. Ya şu range'e bir girmedim be oğlum ya. Çok iyi. Çalıya dikkat kankiler, Julien var. Saldım deyip bizi kandırıyor, oynamaya çalışıyor. He saldır ona, saldır ona. Geliyorum, yoldayım. Kaybol. Şimdi bir tane de şunu ver. Saber da çok bozuk. Meta olsa var ya şu şampiyon. Kanser eder millet. Yani buraya gelen olur mu? Kufra atlayabilir. OBS'yi çalıştırıyorlar. Çalıştıramıyorlar. Çalıştırırlar. Zorluyorsun kanki de. Delerler seni. Bizimkiler vursun da. Adamları çok dibime sokuyorsunuz kanki. Ya bu şekilde lord almak çok risk, anladın mı? Bu indi. Onu da keseriz. Skill atacak, skill atacak, dikkat et. Süpersin. Fanny'den, Julien'den ve herhangi birinden tek yememek için Midas önerdim arkadaşlar. Midas almam lazım. Okey, hızlı kesmiş ha. Bakalım buradan geçerse hızlı bir şekilde oynayabilirim ona. Hani Lord'un önünü itmek istemezler. Burayı itmek isterler eşit gelmesin diye. Ulan bir öleceğim günü bilmiyorum bu oyunda. Ben bayağı zevk alıyorum şu an ama rakip takım için aynı şeyi söyleyemem. Sanırım fazla zevk almadılar. Tamam aldık fiskiyi, miskiyi, her şeyi.
Neyse oynayacaktım da gerek yok. Kufra engelleyebilir beni. Muhtemelen buff'ıma çökecekler ya da mid açacaklar aynen. Feni de gitti buff'ıma. Gitmemiş. Kufra niye buralarda gizliyor? İşkillendim. Sola kill atmam lazım. Feni gidecek sağa sola itmeye. Basa basa gideyim bak. Görüyorsunuz değil mi? Başka split hero'ları yok. Gitmek de zorunda yani. Ne yapacak başka? Senin belini ben mi gireyim şurada dur. Buradan beklemiyordun değil mi beni? He? Beklemiyordun oradan değil mi? Çakal seni. Şu adama iki destek vereydiniz gülüm. Hop. Lord Lord. Kanki dünyayı arkan almış gibi gidiyorsun ama. Çok fazla vurdum ona da. Çok iyi. Lord girin kankiler. Fenin'in geçiş noktalarından birine pusacağım. Ya yani buradan geçer diye tahmin ediyorum. Aha. Daha canı varmış. Bakmadım valla. Şu Julian'ın görüşünü vermiyor bizim Belerik. Onun da hatası var. Velinox ölüyor hep. Gene aşağı biri gidecek. Bu sefer iki kişi de gelebilirler. Görüşleyebilir biri. Arkalamam lazım birini ya. Üf. Neyse fenilerini kestim. Bir tık daha böyle canım olsaydı üstüne oradan Julian'ı da katlardım yani. Şimdi buradaki yapılması gereken şey Nathan'a alan çıkarması lazım Beleriğin. Nathan alan bulursa çünkü kule de bırakmaz, Nexus da bırakmaz rakipte. Onun bir tek counter'ı karşında şimdi Argus olur. Yapıştın mı salmaz bizim çocuğu. Hadi kanka aç ulti tara şunları be. Güzelsin. Doğa da bastın tam yerinde aferin. E biter herhalde oyun. Sanırım bitmiyor. Helalsin kardeş. Fenalıksın. Süpersin. Harikasın. İşte abi zeki oyuncuyu seviyorum ya. Nathan gibi oynasa şu gelen dümbelekler ne olurdu sanki. Adam kilitledi kuleyi abi. Ölümüne. Yani Lord'u sokmuş 3 tane inhibitör açmışız minyonlar içeride. Adama vurmaya ne gerek var? Bak adam kilitledi kuleye. Ölümüne kadar. Bitti oyun. Bu kadar. Nice. 15-3-10 oynamışız. Saber güzel arkadaşlar. Benim Saber eskilerden beri sevdiğim bir kahraman. Meta dinlemiyor, bozuk çar dinlemiyor, suikastçı dinlemiyor, büyücü dinlemiyor, nişancı dinlemiyor. Herkese tek atabiliyor. Hasarımız da %20. Herkesin eline koluna sağlık. Güzeldi arkadaşlar. Umarım zevk almışsınızdır. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğeni atarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Arkadaşlar ikinci maçtan tekrardan selamlar. Clint oynuyorum. Bana altın koridoru kalınca ben birazcık daha böyle maçı rahat taşıyabileceğim bir pick almak istedim. O da gördüğünüz gibi Clint. Ve kostümsüz girdim. Böyle sade halini sevdiğim için Clint'in. Arada kostümsüz oynuyorum bu hero'yu. Gerçekten zevkli yani. Bak duruşu falan çok karizma değil mi? Kovboyluğu tam böyle yansıtıyor size. Belki sevmeyenler olabilir ama benim hoşuma gidiyor. Şöyle bir şunu da önerelim.
Olabildiğince farm atmaya çalışacağız. Çünkü takımımızın pikleri berbat atölyesi. Aşırı derecede kötü piklediler. Bir kere XP'ye Helcurt pek olmadı. Üstüne yani ormana Gusion bir acayip. Hadi bakalım. Low Yi manyağını attı. Bundan sonra benim lane'den de çıkmaz. Mis gibi farm. Ölür herhalde. Aa güzel, aferin. Çok iyi, onu da keserseniz. Okey. Yani Lui'ler genelde 4 level olduktan sonra zaten çok hızlı gank atabildikleri için altın koridorunu hedef alıyorlar ve arkalara doğru ışınlanıp çok rahat killer alabiliyorlar. O yüzden karşınızda Lui varken olabildiğince kulenin dibinde kalın. Şu çalıya da şu çalıya da yaklaşmayın. Herhangi birine ışınlanmış olabilir yani. Tam böyle bu ayar iyi. İyi, güzel, rakip takım fena satıyor. Çok iyi başlamışlardı. Kendi önderliklerini teslim ettiler resmen. Yani bildiğim bayrağı aldılar, bize verdiler şu anda. Saçma bir şekilde zorladılar. Piski attı sanırım. Ulti attığını gördüm de bir fiske gördüm yani. Öyle her yere fiske atmayacaksın değil mi paşam? Bir daha atmaz. Bu iyi gelir mi, gelmiyor, tamam. Link faktörü var, o da oradaymış, okey. Hava kaçar. Harita bir anda sessizleşti. Gelirse şuraya ışınlanır zaten. Bak, midi iten yok. Geldi, tamam, itiyor. Oyunu ben sol üstte bakarak oynamayı alışkanlık haline getirmişim. Size de tavsiye ederim. Yani sol üstte bakarak oynadığım için kimin nerede olduğuna devamlı bakıyorum. Ona göre plan kuruyorum şimdi. Şuradan biri çıkabilir, şuradan biri pusabilir, oraya biri gelebilir falan fişman. Altının koridorunda oynuyorsanız bu şekilde gözlem ve analiz yapmak zorundasınız. Mesela şu an haritada kimseyi göremiyorum. Bu benim için risk. Açılmam. Lui bir yerden çıkabilir. Şu sağ çalımda bile olabilir yani. Bir bakalım bakalım şöyle. Tamam, kimse yok. Gördüm kardeşim, sıkıntı yok. Şimdi bir tane kritik. Bu maça sarar çünkü. Tamam, aldım fiskesini. Acaba ulti kullandı mı? Steklerim birikmiş durumda. 4 tane mermi var. Hemen info vereyim. 97-100 saniyesi falan kalmıştır.
Ne yapıyor oğlum bunlar? Nereye gitti ki? Bafa mı çöktü hep birlikte bunlar şimdi? Yo. Aa, nereden çıkmışlar? Adamı acayip Mevlana kıskacına aldılar var ya. Kanka mit. Midi vermeyelim. İşte bir yeri tutarken diğerini kaybediyoruz. Mid benim için çok önemli. Midi tutmak için kulemi satarım ama gerek de yok yani böyle şeyler. Herkes işini yapsa. Baksana ikisi ya. Çocuğu dövdüm ne güzel. İlk kill aldı oradan. Hemen farmda öne geçti. Oğlum niye bu kadar kötü bizimkiler ya? 1-8, 1-5 ne alaka oğlum? Tamam aldığınız pik zaten ekmek atılası bir pik değil. Su verilesi bir pik değil ama. Düşmana gideceğine komşuda kalsın. Agusyon almış, haben almış. Hadi oğlum onu kesin ya. Heh. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Relax. Halledeceğiz bir şekilde. Ben daha bitti demedim. Çık kankiler çık. Şu asalak Gusyon gene öldü. Bu çocuk çok öldü. Bu hepimizi tekler. Fazla öldü. Bence açılma. Adama baksana. O kadar çok kill aldı ki. Avcılar ve 7 deniz umutsuzluk ne varsa dizmiş herif. Onun ilacı benim. Benim de ilacım umutsuzluk. O bitsin sonra onları bitireceğim. Ya adam çıkmıştı niye böyle bir ulti atıyorsun ki? Çık. Taş attı bir de galiba havada. Allah seni alsın yanına. Zorla kötü kötü konuşturuyorsun beni ya. Hamsi neyse.
Bu çocuk ne yapıyor? Ling'i kesmeye çalışıyor. Öldü galiba. Lan öyle artık be. He? Anasını satayım. Bağla onu, bağla bağla bağla. Gene ölecek olan piresine ulti attı. Hadi bakalım. İnşallah toplanıp ikinizi de kesmezler. Hayır 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 kesemezsin, hasarını yetmez. Akıllı hasar ve kutsal kristal almış sanırım. Abi yapma şunu ya. Okuyun biraz oyunu be. Azıcık okuyun, vallahi yoruldum. Helal lan sana. Nesin sen öyle? He? Best global Gusion he? Ben o beyti yemem de. Ya anasını satayım ya. Bak çok uyuz oldum. Çok. Gidip kesse bari. Hiçbir işe yaramadı. Lan bir bıçak bıçak bir şey. Çallara bir şey at da. Üf. Yalnız hasarım fena. Aferin, bir işe yaradı sonunda. Ya base atsam belki de kurtulacaktım, biliyorum. Daha çok ölüme götürüyorsun kendini. Kardeşim inşallah ölmezsin orada. Hiç güvenim yok sana ama şaşırt beni. Hay ben senin kafana tüküreyim çocuk. Salak. Dört buçuk hasar. Hayırlı işler, bol güneşler. Ne kadar çok boş yaptı takım ya.
Kör sağıra laf atıyor, sağır dilsize laf atıyor. Bir masa kurmuşlar kör, sağır, dilsiz, topal. Birbirlerine giydiriyorlar. Clint oynarsın biraz beynin olsa diyor. Herhalde iyi bir şey dedi. Sanırım taşıdığımı söylemeye çalıştı ama ilginç bir şekilde anlattı. Neyse, o Lord gitti mi? Sanmam maçı kazanacağımızı da. Kanka Allah sana akıl fikir versin. Sana gerçekten sövmeyeceğim, sana beddua etmeyeceğim ama sana dua edeceğim. Sana Allah akıl fikir versin. Gece uyurken böyle gökten bir ışık insin. Beynin birazcık gelişsin o ışıkta, tamam mı kardeşim? Siktir et ya, aman. Değişik değişik insanlar. EZT yazıyor bu da. Tebrikler kardeşime. 1vs9 yırtına yırtına maç kazanıyorsun. EZT yazarsın tabi. Report vakti. En sevdiğim kısım. Dink. 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 Yallah. Yallah. Şöyle şöyle kardeşim. Yallah. Yallah. Sen de yallah. Eşekler.